böyle bırakıyorum. Bak. Oh, evet. Merhaba arkadaşlar. Ben Anıl. Bugün sizlerle beraber bir kutu açılımıyla daha beraberiz. Mehmet'le beraber tekrardan karşınızdayız. Uzun zamandır kutu açamıyorduk. Malum bizim bu tarz, bu sektöre ilgimiz yurt dışına bağlı oluyor ve yurt dışındaki problemler bizi çok etkiliyor. Dış güçlerin problemleri, dış güçlerin oyunları bizim bu şekilde ürünlere ulaşmamızı engelliyor ama uzun süreler ardından karşınızdayız. Madoka Magica'nın ilk iki filminin Blu-ray ile karşınızdayız. Özel bir sürüm, limited edition. Normalde ayrı ayrı satılıyor ilk iki film. Ama ben bu şekilde bir sürümünü buldum ve çok çok uygun bir fiyata gördüm. Normalde Madoka Magica'nın Blu-ray'ini alma gibi bir planım yoktu. Ama böyle bir anda müthiş bir fiyata bulunca görünce öyle bir elim, böyle bir elim ayağım titredi dedim. Zaten hani kötüye gidiyoruz. Bir daha alamayacağım belli. Yapıştırdım gitti ve gram pişman değilim çünkü müthiş bir satıcı bulmuşum. Müthiş bir kondisyonda geldi. Bir problem harcadı, ondan bahsedeceğiz. Ve karşımızda Madoka Magica'yı şu anda ilk kez kanala yeni gelen insanlar görüyor olabilir ve şu manzarayla karşılayınca o bu ne ya falan diyen olabilir. Ben çok seviyorum kutu tasarımını, ondan kapağı da bahsedeceğiz. Kapağı bayağı iyi bu arada. Kapağı bayağı bayağı. İçindekilerden de bahsedeceğiz. İki tane film var. Ön yargı çok normal eğer ilk kez izliyorsanız ama şöyle söyleyeyim. Biz bu Madoka Magica'yı tüm filmleriyle, dizisiyle inceledik. Şuradan basıp bir izleyin incelememizi. Çünkü çok çok iyi bir yapım. Bayağı iyi. Emin olun boş bir yapım değil. Hani gözüktüğü gibi değil. Çok çok iyi bir şekilde anlatılmış. Çok iyi yönetilmiş. Çok iyi çizilmiş bir eser olduğu için hakkını vereceğini düşünüyorum. O yüzden hani bu ne ya falan demeyin. Emin olun işin sonunda siz zararda çıkarsınız. Şimdi ben çok uzatmak istemiyorum Mehmet. Hemen şu kutuyu açalım. Çünkü şöyle bir şey hemen bilgi vereceğim. Amazon.de'den aldık. Satıcının ismini şu anda hatırlamıyorum. Eğer sorarsanız yazarım. Amazon.de'den almama rağmen satıcı firma UK'de yani İngiltere'de olduğu için İngiltere'den kargolandı. Tamı tamına bir ayda geldi. 6 Ekim'de aldım, 7 Kasım'da elimdeydi. Hatta bu kargo şeylerini falan saymazsan 28 günde gelmiştir. Çok hani iyi. Elime ulaşmasından. Müthiş bir hız. Bayağı hızlı. Ya en azından elime ulaştı. Ben birazcık elime ulaşmasından şüphe ediyordum ama satıcı iyi çıktı. O yüzden elimde çok hani böyle müthiş bir fiyata almadım ama vergisi biraz sıkıntı oldu. 50 TL'ye yakın bir vergi ödedim ve bayağı koydu bana. Hani vergi olmasaydı her şey çok güzeldi ama neyse yapacak bir şey yoktu. Araştırmadan aldık ettik. Bir problemimiz yoktu. Şimdi bu vergiyle ilgili bir şey daha bahsedeceğim paketleme ilgili. O yüzden hemen bir kutu tasarımına geçelim. Şimdi ön tarafımızda bu arada Türkiye'deki ilk kez ilk Madoka Magica kutusunu açan insanlardan biriyiz. Hatta Türkiye'deki değil, dünyada da çok sınırlı çok fazla açan yok. O yüzden ben bu gururu taşımakta gurur duyuyorum. Umarım Madoka Magica severler de bizimle beraber bu gururu taşıyorlardır. Şimdi şöyle birazcık kutuyu yaklaştırayım. Jelatinli falan sıfır. Ben kırtık mırtık gelir. Hani kırık falan gelir. Bayağı kaliteli gelmiş. Diye düşünüyordum ama müthiş bir paket. Ağır ve kalın. Kalınlığını şöyle göstereceğim size. Biz daha önceden Evangelion 3.33'ün yine bu karton şeklindeki kutusunu açmıştık. Şöyle göstereyim. Tek bir film kutusunun iki katı boyutunda olması gerektiği gibi aslında evet. Ama yine de bir kallavi hissettirmiyor desem yalan olur. UK import bu arada görebileceğiniz üzere PAL. Hani İngiltere çıkışlı, Japonya falan değil. Sakata gelmeyeceğiz. Şimdi şöyle bakıyoruz. Burada bir art cover'ımız var ve kesinlikle harika bir art cover. Bayağı iyi duruyormuş. Animeyi çok güzel özetleyen bir art cover. Üstüne hani içindeki Blu-ray kutuların üstündeki art cover'lar da güzel aslında. Ama o kadar iyi değil. Biraz karışık bakacağız. Yani ben bu art cover'a gerçekten bayılıyorum. Ben müthiş gözüküyor. Ben de merak ettim. Evet. Renk tonları olsun. Madoka'nın zaten yani müthiş bu nasıl bir kafa dedirten çizim bizden aldı. Burada gerekli bilgilerimiz yer alıyor. Movie ne yazıyor? The Movie evet direkt The Movie yazmışlar. İlk iki film zaten direkt diziyi özetli. Üçüncüde asıl olay var. Üçüncüye de geçeceğiz. Evet şöyle yanını gösterelim. The Movie Part 1 ve Part 2. Beginnings ve Eternal iki filmi içeriyor bu paketimiz. Şöyle birazcık arkasına bakalım. Evet görebileceğiniz üzere kutumuz ilk film ve ikinci film olmak üzere kutu içerimiz bundan ibaret. Ve içinden artbook çıkıyor tabii ki limited edition ona bakacağız çok değişik çünkü cadı tasarımları çok çok iyi. Aslında bunların tasarımlarını da çok seviyorlar bu neydi büyücü kızların tasarımlarını çok seviyorlar ama hani abi büyücü kız abi yani beni çok şey etmiyor etkilemiyor. Evet
Bakalım burada güzel bir açıklama yazılmış. Discover what really means to be a magical girl. Ben çok öyle bir şey discoverlamak evet, istemiyorum. O yüzden şurada tatlı bir açıklamamız var. Okumak isteyenler okusun. Şurada birkaç tane sahnemiz var. Yine iç bürkan, iç acıtan ve hatırladıkça insanın içini karartan tatlı tatlı sahnelerimiz var. Ve buraya geldiğimizde özelliklerimiz var. Bu önemli. Subtitle options'ımızda English var. Bizi ilgilendiren şey var. Seslendirmede de İngilizce dublajımız ve Japonca dublajımız var. Aynen. Japonca varsa yeterli olur bizim için. İngilizcesine bakarsın ne sıkıntı var. Ama altyazı olması iyi. Türkçe tabii ki de yok. Hani sormaya bile artık gerek yok. Artık Türkçe tabii ki de düşünmüyoruz bile. Burada yine üstünde Madoka Magica The Movie yazıyor. Hani şu şekilde de koyabilirsiniz. Bu şekilde de koyabilirsiniz. Koleksiyonerler için önemli bir detay olduğunu söyleyebilirim. Ve şimdi jelatini açalım. Jelatini açmadan önce benim yaşadığım şu şeyi bahsedeceğim. Jelatini aslında biz açacaktık ama sağ olsun PTT görev abiler. Burayı kendileri benden önce açmışlar. Şöyle göstereyim. Kutusu da burada. Böyle değişik beyaz bir pakette geldi. PTT kontrolü yapılmıştır. Paketini herhalde içini açarken abiler girmiş. Böyle bir çizik var. İğrenç bir his. Ama sanki hani öyle müthiş bir, aynen, orada bir çizik yok. Hafif bir çizik var. Zaten şöyle koyacağım. Ona detaylı bakarız. O zaman Mehmet açıyorum. Aç abi artık. Artık var, yani var, zaten yani. Kaç gündür, yaklaşık 8 gündür evde duruyor yanda. Şundan bile çıkarmadım, çıldırıyorum böyle. Evet, açıyorum. Evet, bu bile şu an çok değerli aslında. Müthiş pahalı olabilir çünkü. Evet, dokusu, aynı şekilde dokusu güzel. Dokusu aynı şekilde kaliteli, aynı. Parlamaya devam ediyor. Hani şundan bir tık daha kaliteli mi diyecektim? Aynı aslında aynı, ama biraz daha kalın. Kalın, evet biraz daha kalın. O zaman filmlerimizi çıkarıyorum. Şimdi boş kutu çıkarmış. Evet. Şöyle. Part 1. Beginnings. Part 2. Eternal. Kutular acayip hafif. Mehmet biraz ödüm patladı. Kutular hafif. Acayip hafif. Evet. Burada da artbook'umuz çıktı. Kutu içeriğimiz bunlardan ibaret. Şu şekilde. Hatta bir thumbnail fotoğrafı da alırız sonradan. Şey ederiz. Okey. Artbook'a sonra bakalım. Önce bir kutuların içine bakalım. Taklaya geldik falan diye. Şöyle bakıyorum. Kutular sıfır. Bu konuda mutluyum. Bunlar ayrıca jelatin dememişler. Subtitle optionlarımız falan aynı. Yani. Herhangi bir şey yok. Art coverları güzel. Karışık. Hoş. Hani nasıl? Biraz şunun kadar iyi değil. Kadar iyi değil şunun aynen. Kadar iyi değil. Yine güzel. Zaten benimki güzelmiş. Ya UK import oldukları için çok fazla içerici olmuyor. Genellikle Japonya importlar çıkışlar çok daha iyi gözüküyor. Evet. Fark etmez. Yine güzel bir filmimiz burada. İsterseniz bu şekilde de rafınızda yer edebilirsiniz ama yani şimdi böyle bir... Ya bunu atmazsın abi. Aynen. Çok güzel bir şey yani. Bayağı duruyor. O zaman bir açalım. Evet Mehmet, korktuğumuz başımıza gelmedi. İçinde CD var mı? Of yani güzelmiş. Müthiş bir tasarım. Çok şey tepki vermedim. Ucuz, yani. Ucuz kanallardaki tepki verdim ama. Güzel yani, bayağı ya tasarımı. CD'yi arkaya çevirmeyeceğim çünkü yüzümüz çıkacak böyle saçma sapan. Zaten buradan yansıyorsun şu anda. Bak sensin. Değil misin? Değilsin galiba. Değilim. Neyse müthiş bir tasarım. Bu disk tasarımlarını ben önemsiyorum. Evangelion'da da bakmıştık ama bu gerçekten çok güzel. Ne yazıyor anlamıyorum. Puella Madoka Magica yazıyormuş. Çok güzel. Kitapçık koymamışlar diye kızmıyorum çünkü zaten artbook çıktı. Ona bakacağız. Aynen. Sıkıntı yok ama müthiş hafif gelince bir korktum. Bir korktum. Gerçekten bir korktum. İkinci filmimize bakalım. Yine art cover'ı bu şekilde. İngilizce option'ımız var. Burada da görebileceğiniz üzere güzel bir kutu. Açtık. Aynısı ama siyahı. Yine tasarım güzel. Yine tasarım güzel. Burada kim var? Hep unutuyorum. Q-Bey aynen. Q-Bey evet. Koyoko değil. Hep Koyoko ile karıştırıyorum. Q-Bey'imiz var. Diğerlerinde de diğer üçlü mü vardı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Dikkat edemedim. Homura var, Madoka var, bir de Q-Bey var. Ha, tam da ana karakterler ha. Yani hani. Onu tahmin ediyorum zaten. Ha bak da, burada da diğer üçlü var. Bak bu güzel bir aynen. Detay. Bu çok çok güzel bir detay. Mami, Koyoko evet. Değil mi? Bu Sayaka değil mi? Çok öyle. Güzel bir detay aslında. Renk aslında rengi biraz çok basit de diyecektim ama bu detay hoşuma gitti. Güzel, gerçekten düşünmüşler. Güzel düşünmüşler. Şimdi book'a bakalım. Artbook da çok da hani çok büyük bir artbook değilmiş. Evangelion sanki biraz daha büyüktü değil mi? Evangelion ki de yanında. Hemen şunu açayım. Evangelion ki tam bir Blu-ray kapağı boyundaydı ve baya kalın. Hani bayağı şuna kalın. Göre görebiliyorsunuz baya kalın da çünkü hani görüyorsunuz fark var. Ne demişler? Illustration Gallery demişler. Bakalım
neler neler varmış. Burada bu arada baloncukların içinde karakterlerimiz yer alıyor. Açtık ve çok güzel tasarımlar var. Mekanlar geçiyor burada. Evet. Görebileceğiniz üzere tasarımlar. Yani ufak falan ama hoş şeyler ya. Bunları seviyorum ben. Artbook okumayı çok seven biriyim. Özellikle bir şeyin nasıl yapıldığını, nereden nereye geldiğini görmek bayılıyorum. Özellikle birçok artbook bitirmiş biri olarak söylüyorum. Bu şekilde. Burada kapak fotoğraflarımız var. Evet. Burada wallpaper tadında. Ya doğru. Şey çok komik ya. Ya bu filmi böyle görüyorsun ama içini açsın da evet. Çıldırıyorsun ya. Ya şimdi bunu ilk kez gören bir insan ya oturmuş koca koca adamların baktığı şeylere bak diye şey. Oğlum ben de öyleydim, sen hiç göstermiş ulan diyorum. Evet. Neyi izletiyor bu onlar? Evet evet işte ama gerçek. Tamam burası işler artık. Hayda. Sakatlaşabiliyor. Şey daha güzel. Üçüncü filmdeki artbook çok daha güzel. Bize çıkacak mı bilmiyorum, onu tam araştırmadım. Bunda şey çıkmadı. Daha biraz çok karakter şey falan yapmamışlar Cyber Girl'daki gibi. Evet evet. Cadı tasarımları falan girmemişler. Sadece birazcık hani öyle güzel tatlı bir kitap olmuş. Sıkıntı değil. Bizim için önemli olan filmler collection book. Zaten yeterince fazla içerik var. Bu benim için çok büyük bir ekstra. O yüzden eksi olarak koymuyorum. Her şey çok güzel gözüküyor. Şu yırtığa bakalım mı? Bakalım kamerada ne kadar gözüküyor. Evet. Gerçekte de. Çizik o kadar fazla. Çizik şey... yani arkadaşlar şu şekilde. Uzaktan baksan görmezsin. Gümrük biraz sıkıntı çıkarabiliyor ama hani uzaktan bakınca gözükebilecek bir şey değil. Hani bir ışık tutmak gerekiyor. Evet arkadaşlar, Madoka Magician kutusu bu şekildeydi. Şimdi bir de ana menülerine bakalım. Ne olur ne biter. Ondan sonra görüşürüz. Dediğimiz gibi eğer kutu açılımından nasibinizi aldıysanız, eğer yayınlandıysa şuraya basarak da 3. filmin kutu açılışını izleyebilirsiniz. Hadi biz şimdi bunu takıp deneyelim. Evet, evet arkadaşlar, sonunda o efsane ana geldik ve ilk filmimizi elimize alıp bakalım takalım. PlayStation 4 üzerinden deneyeceğiz. Çünkü PlayStation bildiğiniz üzere bir Blu-ray oynatıcı. Ve bunu iyi şekilde kullanmak onun hakkı diye böyle değişik şekilde konuşuyorum. Havalı diskimizi şu şekilde taktık ve kameralar ekranlarımıza dönsün bakalım. Üste kameraman Mehmet sağ olsun bize yardımcı oluyor. Her zaman. PlayStation 5 Remote Play mi? Not yet boy. Not yet. Neden böyle bir şey geldi bilmiyorum. Evet, Paul Amagi Madoka Magician Movie 1. Evet, Movie 1. Bastık evet. Bakalım. Sesi açalım bakalım, telif yiyecek miyiz bilmiyorum. En son Evangelion'da yaptığımızda renkleri değiştirmiştik. Ve umarım bir daha olmaz. Evet, bir warning aldık. Bunları aldık. Şimdi Evangelion açılışı gibi aldık. Klasik manga dağıtımcılığında. Evet. Tuşlar basmıyor mu? Neyse basmayalım ya, izleyelim ne zararı var ki. Güzel gözüküyor muyuz? Gözüküyoruz. Aniplex ve Reis ve ne izledik bundan? Madoka'dan başka şey dağıttığını hatırlamıyorum şu anda. Oh yes. Aaa! Çok... Çok sinir bozucu ya. Müthiş bir sinir bozucu mu var? Oh shit, here we go again değil mi? Aynen öyle. Aa farklı. Farklı hani. Abi biz kapanırız, kanal kapanır bundan biliyor musun? Genel yerde yasaklanacak mı? Abi her yerde yasaklanır bu. İyi iyi. Şöyle bir chapters'a bakalım. Kanal kapanmadan. Şöyle basalım bakalım. Aa tam ekran. 16'ya 9 oo, çekilmiş. Evet. Hayır! 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 Değiştir! Değiştir şunu. Setup. Aa manyak öğretmen ablamız da burada. English yapma. Japanese with subtitles. Ha direkt bak geldi. Ha? Ha şöyle bak. Çok güzel. Evet. Muhtemelen alt yazının rengini falan da değiştir. Biraz çünkü karanlık. Güzel. Bu arada aynen en saçma sahnelerinden biri olabilir yani. Açtım. Keşke bir şey açsaydım. Böyle... Ne bileyim, savaş sahnesi falan tutturabilseydim. Şöyle biraz ileri saralım bakalım. Burada sanki bir savaş sahnesi vardı. Buralarda bir yerlerde. Buralarda vardı aynen. Ha şurada ilk savaş sahnemiz giriyor. Güzel görünüyor. Biraz da rahatsız edici gözüküyor. Bu olabilir zaten. Bütün şeyleri seçebiliyorsun ya. Blu-ray'in evet. En iyi sevdiğim olayı o. Her şeyi, her bir kareyi seçebiliyorsun. Şeyi de çok fazla dikkat çekebiliyorsun. Şimdi Madoka Magician'ın şey olayı var ya hani
şu gördüğün karakterlerle arka plan sürekli ayrılır. Farklı bir şekilde. Çizim tarzı çok farklıdır ve Blu-ray'de müthiş belli oluyor. Keşke 8K UHD Blu-ray olsa da bunun keyfini %100 çıkarabilsek falan diye. Evet arkadaşlar, ikinci filmimizi de bu şekilde takıyoruz. İlk filmdeki ekstralara çok girmedik. Zaten fragmanı var. Aynen. Yani çok önemli bir şey yok. Film güzel çalışıyor. Text descending'i var. Yani resimsiz bitiş şeyi falan var. Bir de trailer'ı var. Hoş, güzel etmenler. Bakalım bir de ikinci filmimizin ana menüsü nasıl banlanmadan ne olacak ne bitecek. Açalım bakalım. Ben seviyorum böyle Blu-ray menülerini. Bilmiyorum sizin evet. için zaman kaybı olabilir ama benim için değil. Eğer buralar aynı olursa keserim. Tamam. Buralar aynı zaten. Aynen. Herhangi bir farkımız yok. Hatta o kadar farkımız yok ki galiba açılış animasyonumuz bile aynı. Tek farkımız galiba. Öyle mi? Yok ya, aynı. Aynı değil mi? Aynen aynen. Hepsi kızı. Evet. Tek farkımız şurada Part 2 yazıyor. Şöyle Chapters'a bir girip o filmin sonunu açayım böyle bir kere. Bütün her şeyi izleyip falan. İkinci film daha bir action'ları deyip yine boş ekranı açtım. Yine arkada gerilim müziğimiz vesaire. Bu da İngilizce kesin. Büyük ihtimal. Evet. Setup'ı şöyle yapalım. Evet. Tüylerimiz diken diken oldu. Evet. Evet, pek farkımız yok. Aynı şey. Aynı. Hepsi aynı. Yani bir paket içinde olmasının güzellikleri tabii. Bu şekilde ikinci filmimizde var. Ekstraları şöyle hemen bir gözümüze atalım. Bakalım ne var. Texas Opening. Original trailer bir. Rebellion teaser trailer'a bakalım bir bakalım. Çünkü Rebellion... Neden bu kadar güzel atmosferi var bu şeyin ya? Böyle her bir trailer'ı, her bir şey müthiş bir şey ya. Evet arkadaşlar, daha fazla kurcalamayalım. İki filmin de opening'i, şey, ana menüsü, görüntü kalitesi 16 ya da 9 olduğunu görüyoruz. Çok güzel bir görüntü kalitesi var. Özellikle çizime göre, yani 1080p HD bir şekilde. Çok güzel bir bundle olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'de ilk kez açtık. Muhtemelen dünyada da hani nadirler arasındayız. Güzel. Yorumlarınızı bekliyoruz. O zaman şimdi bizden bu kadar. Şimdi bizden bu kadar. Üçüncü filmin kutu açılışı çıktıysa şuradan izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.